Maç arasında Antalya'da değerlendiriyorsunuz. Evet. Takımın durumu nasıl? Antalya kampı nasıl geçiyor? Hı hı. Neler söylersiniz? Evet takımın durumu genel anlamda iyi çarşamba günü geldik buraya. Ee, bugün üçüncü günümüz. Antrenmanlarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu milli takım arasında biz de İstanbul'daki mevcut hava şartlarından ötürü de buradaki daha e, iyi, iyi iklim olanaklarını kullanarak hazırlıklarımıza devam etmek istiyoruz. Şu ana kadarki bölümden açıkçası memnunum. Evet arka arkaya 3 mağlubiyet aldık. Aslında burada her hepsinin ayrı bir hikayesi vardı. Belki Keçiören Gücü maçında iyi futbol ortaya koyamamıştık. Ankara Gücü maçında erken eksilmiştik. 10 kişiyle tamamlamıştık. O büyük etkendi. Bolu maçında da iyi oynayıp son dakika golüyle kaybetmiştik. Ama açıkçası bizim gerek oyuncuların birbirlerine benim onlara karşı olan inancım da oynadığımız oyuna olan inancımızda herhangi bir eksilme olmamıştı bu periyotta. Arkasında da 5 maç üst üste kazandık. Sonrasında bir İstanbul mağlubiyeti oldu ama ondan sonraki maçta Menemen'i geçen hafta mağlup edip tekrar yolumuza devam ediyoruz. Evet bu uzun bir maraton, uzun birlik. Zaman zaman bunun hep düz gidemezsiniz. İnişleri çıkışları olacak. Evet biz bu çıkışlardan tekrar önemli olan burada doğru olup yoluna kararlı, inançlı inandığın oyunu sergilerek devam etmek başarının belki yolu Hayır tabii şu anda baktığımız anda kalan maç sayısı 15 %60'a yakınlık bir bölümü bitti biten birlik e bu noktaya kadar geldiğimizde belirli bir puan farkı ile öndeysek elbette bu saatten sonra hayır bizim hedefimiz yok deme şansımız yok şu anda ilk lider konumdaysak evet bizim amacımız da şu an içinde açık ve net söyleyebilirim ki ilk iki de tamamlayıp birinci hedefimiz Süper Lig'e çıkmak. Eğer başaramıyorsak bunu play üzerinden devam ettirebilmek en kötü ihtimalle. Dolayısıyla bunu başarabilmek adına da oyuncularımız da bugüne kadar olduğu gibi sonuna kadar da ciddi efor koymayı düşünüyoruz. ya Süper Lig'le ilgili durumunda. Yani çıkılması durumunda belki konuşulur. Şu anda Süper Lig'le ilgili konuşmak için bence hala erken. Her ne kadar hedef şampiyonluk olsa da şu noktada. Ama benim şahsi görüşüm bunu tabii yönetenler karar verebilir ama ne sadece Ümrani Spor için de söylemiyorum. Alttan çıkan bütün takımların bence e, Süper Lig'de en başta kalıcı olabilmek ama bu kalıcı olurken de e, kulübün yaşayabileceği e, olanakları sunmak, ekonomik olarak hayatta kalabilmesini başarması bence en büyük, en önemli başarılardan biri de Muhtemelen Ümraniye Spor için de bunlar gerçekleşir eğer başarabilirsek. Neler katar Ümraniye Spor? Ya biz dört oyuncumuzla şu ana kadar yollarımız ayrıldı. Yiğit Han ayrıldı bizden. Adana Spor'a transferi oldu. Yunus Emre Mert oldu genç oyuncumuz ayrıldı. Zonguldak'a gitti. O, Tahsin Acı Mustafaoğlu ayrıldı. Batman petrol takımına gitti. onun dışında da geçen gün Kane'de ile yollarımız ayrıldı. Onların Boş e, boşalan pozisyonlara da şu an itibariyle evet Atakan Atalay ve e, dün itibariyle de Hasici dahil ettik. Bunların hepsi benim e, hasiç olsun. E, Atakan olsun. Geçmişte çalıştığım oyuncular. Geçen sene Atakan bizim oyuncumuzdu. Bizim maçımızda sakatlandı. Ha, Hasici de benim Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde kendi oyuncumuzdu. E, yeteneklerine inandığım, kalitelerine inandığım oyuncu. Atalay da bir önceki sene Adana'da iyi işler yapan. Kaliteli, 19-17 gibi milli takımlarda forma bulmuş ama bir türlü o sıçramayı yapamamış bir oyuncu. Ümrani Spor'un belki misyonlarından bir tanesi de evet daha az şans bulabilen böyle yetenekli oyunculara belki bir nevi şans vererek onların da gelişimine katkıda bulunmak, onların bize nasıl katkıda bulunacakları gibi. Bakalım ben üçünün de açıkçası takımımıza olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. o İnşallah. Bu sadece benim yapabileceğim bir şey değil. Onların ortaya koyacakları performans, kendi istekleri, takımın ne kadar kolay adapte ol, o, olmaları gibi gibi bir sürü parametre var. Eğer onlar da o azmi gösterirlerse biz de e, açıkçası onlara bir şeyler katabilirsek neden olmasın? Ya bu işler bu işler hiçbir zaman e, tek taraflı değildir. Yani futbolun ana aktörleri oyunculardır. Bunu kabul etmiyor zaten. Ee, ana aktör oyunculardır. Elbette bizler teknik adamlar her maça hazırlanırız, gerekli mental hazırlık yapılır, fiziksel hazırlık yapılır, taktiksel hazırlık yapar ama sonuçta onu sahneleyen insanlar oyunculardır. Ama burada sadece bizim eforumuz yeterli değil. Oyuncuların da ciddi efor koyması lazım gelişimleri sıçramaları adına. Ekstra çalışmalar yapılmaları lazım. Her anlamda kendilerini hazırlamaları lazım. Buna taktiksel hazırlıktan tutun da mental hazırlığa kadar sayabilirim. Dolayısıyla ben bu işin çift taraflı olduğunu düşünüyorum. Evet oyuncular takımlara katkılar bulunur. Teknik adamlar oyunculara katkılar bulunur. Oyuncular ortaya koyduğu performanslarla hem teknik adamlarla hem takımlarına katkıda bulunur aslında.